Günaydın sayın seyirciler. Manşet Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Çarşamba gününden haftanın ortasından sesleniyoruz sizlere. Ve bugün önemli bir konuyu, belki de en önemli konuyu konuşacağız, değerlendireceğiz. Günün, gündemin o inişli çıkışlı grafiği içerisinde ne yazık ki unuttuğumuz, unutmaya başladığımız çok önemli bir gündemimiz var. Deprem, bu afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Deprem gerçeğiyle yaşamamız lazım. Bugün bu konuyu konuşacağız. Afet bilinci oluşturma konusunda başlayan bir çalışma var, bir proje var. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Stüdyo konuklarımız Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tayyip Özberkman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Ve Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Sayın Tayfun Çanakçı. Günaydın, siz de hoş geldiniz. Günaydınlar Aziz Bey. Şimdi deprem gerçeğini unutmaya başladık ne yazık ki. Bunu aslında hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Yapabileceklerimiz var. Ülkemiz olarak aslında hazırlıkta herhalde sıfır noktasındayız. Hatta belki de daha da gerideyiz. Yani bir yol almaya, bunu net söylememiz lazım ki doğruları yapmaya başlayalım. Bir yol almaya da hiç başlamadık. Aradan işte o büyük felaketten bir yıl geçti ama tabii onun öncesinde de yaşanan felaketler vardı. Farklı farklı tartışmalar gelişiyor ama sizler bir adım attınız. Bu çok sevindirici, çok güzel. Biraz bu proje nedir, neler yapılacak, onları değerlendirelim. Tayfun Bey'le mi başlayalım? Bir taslağı alalım. Başlığı ben okuyayım, önümde var. Uzun bir başlık ama her şeyi anlatmanın başka yolu yok herhalde. Okul çağındaki çocuklarda afet bilinci oluşturma, müdahale bilgisi geliştirme ve iyi vatandaşlık örneklenmesi. Evet. Aslında başlık birçok şeyi özetliyor. O yüzden okudum zaten. Evet. Aslında başlık birçok şeyi özetliyor. Siz de çok güzel başladınız. Özellikle ülke olarak çok sıkıntılı günler geçirmekteyiz aslında. Gündem olarak çok farklı bir gündem. Bizim burada olmamız farklı bir nokta. Onun için o paragrafın aslında son cümlesi, iyi vatandaşlık örneklemesi çok manidar olacaktır bugünün bu programın. Evet, çok şeyi anlatacaktır. Çünkü evet, deprem dedik, geldiğimiz çıkış noktamız belki dernek olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 35 canımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli deprem. Ama konu sadece deprem değil aslında. Bizler yaklaşık 12-13 yıldır gönüllülüğün bu ülkede önemini anlatmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle de bize verilen her söz hakkını kullanmaya çalışıyoruz ki burada size de çok teşekkür ederiz Beret ailesi olarak. Gönüllülük sadece bir afete müdahale değil. Gönüllülük aslında bu ülkeyi sevme, bu ülkeyi sahiplenme. Bu ülkede birilerinin hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir mali çıkar beklemeden, kendi kapasitesi ve eğitimi çerçevesinde bu ülkeye hizmet edebileceğini göstermenin başlangıç noktasıdır aslında. Belki bu noktada topluma kendimizi daha iyi anlatabilirsek, devlet yetkilileri, özellikle buradan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar bizim niyetimizi, bu ülke için neler yapmaya çalıştığımızı, neden bu yolu izlediğimizi çok iyi anlıyorlar ve özellikle bu konuda da desteklerini sadece bizden Sivil Afet Timi olarak değil, diğer gönüllü dernekler olarak da desteklerini esirgemiyorlar. Bu geçen hafta 1-7 Mart biliyorsunuz deprem haftası. Bu çerçevede aslında pilot bir uygulamaydı yapmak istediğimiz ve Şampiyon Melekler Derneği, Sivil Afet Timi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı olarak bugüne kadar uygulanan afet eğitiminin dışına çıkıp bir tabloyu görmek istedik aslında. Ve sanırım çok da olumlu geri dönüşler oldu bununla ilgili. Özellikle okullardan ve hocalarımızdan ziyaret ettiğimiz, devam etmemiz konusundaki ümit ederim bunu ileriye taşıyabileceğiz. Neydi yaptığımız? Afetler bugüne kadar ülkemizde hep sadece profesyonel bir gözle. Sivil savunma teşkilatımız bu noktada profesyonel eğitim verebilmek için fazlasıyla yeterlidir. Ama sadece profesyonel bir bakış açısıyla bu eğitim verilmektedir. Ama afetlerin aslında 3 paydaşı vardır. Bu paydaşlardan birisi maalesef afetzedelerimizdir. Diğeri profesyonellerimizdir.
ve profesyonelleri destekleyebilen gönüllülerdir. Bütün dünyada bu üç paydaştan oluşur afet denilen şey. Geçen haftaki yaptığımız uygulama AFETZ'de gönüllü ve profesyonel gözünden afet bilincini oluşturmaya yönelik öğrencilerimize bir eğitim vermekti. Bu verilen eğitimleri daha interaktif hale getirmekti. Sanıyorum ilk pilot uygulama olarak da bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz her okuldan, öğrencilerimizden de, öğretmenlerimizden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Durum bu. Peki, şimdi sizinle ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ile birlikte paydaşlardan birisi de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği. Siz neler söylersiniz? Az önce de konuştuk, daha doğrusu ben söyledim. Yapacak çok şeyimiz var ama görünen o ki umut veriyor bize. Bu belki de en doğru adım. Yani nedir? Aynen. Okullardan başladı, okullardan başlayacak. Siz neler söylersiniz? Neler yapılması lazım? Aynen. Maalesef bildiğiniz gibi Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu yakınlarımızı kaybettik. Bu yakınları kaybettiğimiz dönemde de bazı gözlemlerimiz oldu Türkiye'de. Sırasında ve sonrasında gerek profesyoneller, sivil savunma daire başkanlığı, gerek itfaiye mensupları ve orada gerekse gönüllülerimizin oluşturduğu ekiplerin ne kadar faydalı olabileceğini birinci elden gördük yerinde. Bunların önemini anladık. Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu da anladık. Örneğin benim düşünceme göre dünya çapında hiçbir ülkenin birkaç bin gönüllüyü birkaç senede bir olabilecek, birkaç günlük bir afette kullanabilmek için istihdam etmesi kolay değildir. Ve kendini bu işlere adamış eğitimli gönüllülerin benzer bu olaylarda yapabileceklerinin de önemi çok büyüktür. Biz Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aileleri olarak birçok misyon edindik bu olaylardan sonra. Bunların başında gerek davamızı Türkiye'de takip edip, onu sonuçlandırıp, deprem suçluları için getirilmiş olası kasla sonuçlandırıp, orada alacağımız sonuç iyi bir emsal kararlarla, verilecek ibret verici cezalarla o suçları orada önlemeyi düşünmekteyiz. Fakat memleketimizde daha çok şeylere dokunabileceğimizin de farkındayız, bilincindeyiz. Bunlardan biri de bu gönüllülüğün önemidir. Sağ olsun başından beri Sivil Savunma Daire Başkanlığı her türlü şeyde yanımızda oldu. Bunun yanında gönüllülerimiz de yanımızda oldu. İş birliği içinde 1-7 Mart tarihinde başlatmış olduğumuz çalışmaların devamını yapmak isterik. Ve bu yönde de ne gerekirse gönüllülerimizin yanında olacak. Aslında söyledikleriniz arasında işte Türkiye'deki süreç, İSİAS davasındaki süreçte olası kast ve artık bir emsal olabilecek, bundan sonra sığ için en azından aynı acıların yaşanmamasını sağlayacak bir karar, adaletin yerini bulması hepimizin beklentisi. Ve bu süreçte Türkiye hukuk sistemini çok sorguladık. Neredeyse didik didik ettik ki olması gerekir. Evet. Ama kendi hukuk sistemimize acaba baktık mı? Onu da konuşmak lazım herhalde. Aynen. Yani bizde durum nedir? Birisinin hayatına mal olabilecek, birisinin canına mal olabilecek bir ihmali, bir hatayı yapanlara yönelik cezalar bizde çevirici mi? Herhalde ona da sıra gelecek, gelmesi gelecektir. Lazım. Avukatlarımızla işbirliği içinde bunun da takibini yapmaktayız. Dediğim gibi bunun da bazı şeyleri vardır. Türkiye'de alınabilecek bu sonuç bize de örnek olacaktır. Avukatlarımızın yaptığı çalışmalar da bu yönde önemlidir. Burada Kıbrıs'ta da bu çalışmaları yapacağız. Ama bu süreçte gözlemledik ki maalesef insan hataları yüzünden bu afetlerde bu kadar kayıp veriyoruz ve aynı şekilde zarar ziyan mal olarak da bu devam ediyor. Öncesinde bunların önlenebilmesinin çok mümkün olduğunu gördük.
Bunun da en iyi alanının eğitim olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. Eğitimle bir şeyleri bir yerlere getirmek istiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımıza, diğer paydaşlarımızla birlikte ilk çalışmayı yaptık. Bu şekilde devam edip hem gerek buradaki hukuk sistemini sorgulayıcı, hem eğitimlerimizle ve hem de yapacağımız diğer etkinliklerle memleketimize, halkımıza ve hatta geleceğimiz olan çocuklarımız için en iyisini yapmak için uğraşacağız. Evet. Şimdi Tayfun Bey, kısa vadeli hedefler herhalde tamamlandı mı? 6 pilot okuldan bahsediyor burada. Evet, 6 pilot okul, 6 ilçe, 6 pilot okul demiştik ona. Tamamlandı. Şimdi orta vadeli hedeflere geçtik. Orta vadeli hedeflerle birlikte şimdiki aşama, bu çok hızlı gelişen bir süreç oldu aslında. İyi bir şey ama değil mi? Evet. Hızlanması. Özellikle işte konuşmanın içerisinde dediğim sivil savunma ya teşekkür ettik. Bizim ülkemizin bürokrasisinden beklenmeyecek bir tepkime süresinde sivil savunmada bu işe destek verdi. Onun için açıkçası bizler de çok mutlu olduk. Demek ki isteyince yapabiliyoruz. Aynen öyle. Şimdiki bundan sonraki hedefimiz, ki zaten eğitimlerin son gününde Sivil Savunma Teşkilat Başkanımızla da aynı şeyi görüştük. Bir sonraki toplantımız bunun orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşebilmesine yönelik olacak. Tabii ki bunu sadece depremle sınırlandırmayacağız. Bu aslında çok daha büyük bir olay, afet dediğimiz zaman. Orman yangınları, sel gibi konularda, ki bunun paydaşları da günü geldiğinde onlarla da konuşulup bu projenin içerisine dahil edilebilirse ve Eğitim Bakanlığı da bu noktada gerekli desteği verdiği takdirde ülkemiz adına, özellikle afetler adına atılabilecek çok büyük bir adım olur bu. Ki sanıyorum bununla ilgili bir sıkıntı çıkmayacaktır. Bizler de üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Aslında Tayfun Bey'in altını çizdiği nokta çok önemli. Yani sadece depremlerde değil, her türlü doğal afette ki yaşıyoruz. Yani sel baskınları olsun, ne yazık ki orman yangınları olsun, bunları yaşıyoruz ve artık bir bilinç oluşturmak lazım. Yani ben ne yapabilirim sorusunu halletmiş bireyler yetiştirmek lazım. Ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen bireyler yetiştirmek lazım ki o doğal afet karşısında, o yaşanan felaket karşısında doğrudan gidip olaya dahil olsun. Yani sadece cep telefonundan izlemekle kalmayalım. Çocuklarımıza herhalde bu eğitimi vermek hepimizin boynumuzun borcu olmuştur. Aynen. Tayfun arkadaşımın ve sizin de bahsettiğiniz iyi vatandaşlık. Evet. Ve herkesin elini taşın altına koyup bir sorumluluk üstlenmesi çok güzel bir şeydir. Biz bu bilinci okullarda ve eğitimin diğer alanlarında çocuklarımıza aşılamak ve diğer halkımızdan da bu desteği alabilmek için gerekli olacak bütün etkinliklerde yer almayı düşünmekteyiz. Geleceğimizin bu yönde şekillenebileceğini ve memleketimiz için faydalı olabilecek şeylerin bu şekilde ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da dediğim gibi gerek sivil savunma dairesi, gerekse basın mensupları olarak sizlerin, gerekse yarın bu gönüllülerimizin üyesi olabilecek bütün halkımızın ve ileride çocuklarımızın bu yönde çok faydaları olacaktır. Onların bütün katkıları çok önemlidir. Herkesi bu gönüllülüğe özellikle destek olmaya, ben Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi biri olarak davet ederim. Peki şimdi biraz eğitim programında neler olacak? Yani okullarda yer alacak bir programdan mı bahsediyoruz? Yoksa zaman zaman dönem dönem orada gidilip bu eğitim mi verilecek? Nasıl bir proje var kafada? Bu soruya cevap vermeden önce hemen küçük bir ilave yapayım. Tabii. Az önce konuştuğumuz noktaya. Şimdi hep gönüllülük diyoruz veya niye bugün oldu? Şimdi aslında çok daha derin bir konudur gönüllülük. Bunu daha önce yaptığımız bir programda da sanırım sizinle tartışmıştık.
Şimdi ortada bir gerçek var. Gönüllülüğün belli bir noktaya gelebilmesi için ilk önce inancınızın olması gerekir. Neye inancınızın olması gerekir? Ülkeye ve o ülkeye ait olduğunuzu hissetmeniz gerekir. Özellikle bu son dönemde birkaç haftalık süreçte ülkenin içinden geçtiği yolsuzluklarla ilgili süreç aslında bizi daha da kamçılıyor. Çünkü ortada bir gerçek var. Her gün ortaya çıkan bir yolsuzlukla, bir sıkıntılı durumla bu toplum, bu ülkeye olan inancını gün ve gün kaybetmeye devam ediyor. Bizler gönüllüler olarak sadece işte afetlerde gidelim, müdahale edelim, ormanlarımız yanmasın, depremde insanlarımız ölmesin değil. Bizler ilk önce bu ülkeyi sahiplenen insanlarız. Ve bu topluma aslında göstermeye çalışıyoruz ki bu toplumun içerisinde bir karşılık beklemeden bir şeyleri yapabilecek birileri var. Yani bunu bu toplumun anlaması lazım. Ve ümit ederim zaman içerisinde bu anlayışla birlikte toplumun da kaybettiği inançları tekrar yerine gelecektir. Aslında gönüllülükle sadece afet eğitimi verelim, gidelim, yangın söndürelim noktasında değiliz. Topluma aslında bu toplumun içerisinde hala kaybolmayan değerler olduğunu bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Ki 6 Şubat 2023 sonrası benim hep söylediğim bir şey vardı. Bir toplum olarak 6 Şubat gibi bir süreçten geçerken bu kadar kötü günde bir araya bu kadar güzel gelip kenetlenebilirken ki aslında zor olan hep ne derler? Kötü gün dostudur değerli olan. Biz toplumsal olarak kötü günlerde bir araya gelebiliyoruz. Ama iyi günlerde bunu başaramıyoruz. Umarım gönüllülük ve bu bilinç bu topluma tekrar bu yeteneği de kazandırmaya yardımcı olacaktır. Bizler için onun için çok daha anlamlıdır oradaki misyonumuz. Eğitime gelecek olursak dediğim gibi şu an sadece taslaktır. Pilot uygulamasını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizim aslında hedefimiz bu süreç içerisinde belki bir veya iki sene sonra mümkün mü bilmiyorum. O noktada Eğitim Bakanlığı'yla görüşmelerimiz olacaktır tabii ki. Müfredatın içerisine bu konuyla ilgili bir ders konulmasıdır. Yani bahsettiğimiz şey sadece gönüllülük değil. Çünkü siz gönüllü olabilirsiniz. Gelirsiniz bir afette yardımcı olasınız ama hiçbir eğitiminiz yoktur. Eğitim her şeyin maalesef temeli. Bu eğitimlerle gönüllüleri ancak bir noktaya getirebilirsiniz. Bunun için de zaten bütün dünyanın izlediği sistem 4 yaştan itibaren bunu kendi eğitim müfredatlarına koymak. Örneğin bir Almanya örneğinden bahsedeceksek ki ülkemizden de yaklaşık 2 hafta önce Girne Belediyesi'nden, Sivil Savunma'dan, İtfaiye Teşkilatımızdan, Orman Dairesi'nden bir ekip davetli olarak Almanya'daki gönüllülük sistemini incelemek üzere aslında Almanya'ya gitti. Orada komple 160 yıllık bir sistem var ve gittikleri eyalet işte 16 milyon nüfusu olan ama sadece 350 bin adet itfaiye gönüllüsü olan bir belediyeydi. 16 milyonda 350 bin sadece itfaiye gönüllüsünden bahsediyoruz. Şimdi bu Almanya çok zayıf bir devlet midir de yani gönüllüleri destekler de bunları kamu personeli. Aslında bu organizasyonlar sayesinde güçlü bir devlet. Evet, aynen öyle. Çünkü 16 milyonun içerisinde 350 bin tane zaten garanti o belediyeyi sahiplenmiş, hazır. Her şeyiyle kabul etmiş, hazır elemanı vardır. Onun için oradaki sistemde incelendiğinde mesela şunu da gördük. Almanya'da itfaiye arabası üreten teşkilatlar, fabrikalar sadece işte itfaiye teşkilatına araba satsın diye üretmiyor bunları. Senede birkaç bin tane de İşte anaokullara, ilkokullara, ortaokullara ve liselere o çocukların çağına, yaşına uygun kendi okullarında deneyimleyip kullanabilecekleri ekipman üretiyorlar.
Bugün program öncesinde yetiştiremedim onları. Broşürler vardır elimizde. 8 yaşındaki çocukların idare edebileceği itfaiye arabacıkları var. Ve bu itfaiye arabalarıyla okulda çocuklar tatbikat yapmaktadır haftanın 2 günü, 3 günü. Tabii ki bu çok özel bir sistemdir. Yarın bizim bu sisteme geçmemiz mümkün değildir. Ama bir şeylerin temelini atmamız lazım, bir şeylere ön ayak olmamız lazım ki hedeflenen sürede 5-6 sene içerisinde bir noktaya gelip kendi kamu personelimiz haricinde de bir gönüllü, eğitimli ve bilinçli bir gönüllü ordusuna sahip olabilelim ki kendimizi de toplumsal olarak hazır hissedebilelim. İşin doğrusu bu. Aslında ülkede yapılmayan bir şey değil. Yani seferi birlikler var, biliyoruz, herkes gidiyor. Onu sivil organizasyonlarda da tekrarlamak herhalde çok zor bir şey olmasa gerek. Aynen. Bunu yapabiliriz. Aynen. Şimdi Tayfun Bey'in az önce söylediği noktada katılmadığım bir nokta var. Kaybettik dediğin dayanışma duygumuz. Aslında kaybetmedik de sanki unuttuk diyelim biz onu. Zaten kötü var. Yani kötü zamanlarımızda sıkıntı evet, yok. Kötü zamanlarda var ki, evet, öyle zamanlarda çıkıyor. Evet, kötü sürekli zamanlarda aklımızda tutmamız lazım. Evet. Sürekli hatırlamamız lazım. Yani ben doğrudur dediğiniz. Naçizane bunu söylemek istedim ve karşılık beklemeden diye bir de ezberimiz var. Aslında elde ettiğimiz karşılık dayanışmada elde ettiğimiz o manevi duygu çok daha yüksek değil mi? Evet. Aynen. Çok daha büyük bir değer. O aslında kazanacağınız bütün paradan veya elle tutulabilir şeylerden çok daha değerli tabii bizler için. Zaten böyle hissettiğimiz için. Bunu zaten kazanmanın başka yolu yok. Evet. Yardım etmek lazım. Başka bir yol olsa söylesin biri ama o duyguyu elde etmenin yegane yolu dayanışmaktan, yardım etmekten geçer. Aynen öyle. Bunu hatırlatmak lazım herhalde insanlarımıza. Bir başka bir felaketi beklemeden bu duyguyu diri tutmak lazım herhalde. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Aynı şekilde katılırım. Maalesef bu felaketlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken bazı adımlar vardır. Örneğin bu süreçte benim de deneyimleyip öğrendiğim yangınlar için bunu söylemek isterim. Bir yangının doğal afetler sonucu meydana gelmesi %1 oranındadır. %99 insan hatasından oluşan bir süreç var. Öncesinde gerek depremlerde binaların yıkılmaması için veya yangınların çıkmaması için veya diğer afetlerin önlenebilmesi için atılacak adımlar çok önemlidir. Bu önümüzdeki bu dayanışma, 6 Şubat sonrası oluşan dayanışmanın da önemi çok büyüktür. Halk olarak birbirimize kenetlenip bu afetler öncesi atabileceğimiz her adım ileride bize bazı yararlar olarak geri dönecektir. Bunların, bu hazırlık döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve gerek Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, gerekse Sivil Afet Timi Derneği arkadaşım Tayfun önderliğinde, bu hazırlıkların en iyi şekilde yapılmasını isterim ben. Çünkü maalesef bazı afetlerden geri dönüş yok. Evet. Önlenmesi mümkün. Gerek eğitimle, gerek biraz önce bahsettiğimiz hukuksal sürecin ilerlemesiyle Kıbrıs'ta da, gerekse diğer etkinliklerle, sivil savunma gibi işin profesyonellerinin vereceği eğitimlerle veya yapılacak hazırlıklara, katkılarıyla bunların önlenebilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve hepsimizin bu yönde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii şimdi Tayfun Bey'e sormak isterim. Farkındalık yaratmak çok önemli. Aileleri bu konuda bilinçlendirmek. Daha doğrusu aslında insanımız bilinçli, uyanık da o bilinci doğru yöne çekebilmek lazım. Herhalde bu noktada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin katkısı size büyük olacak. Tam olarak aslında öyle değil. İşte konuşmanın ilk kısmında dediğim gibi bugüne kadar Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız okullarda bu eğitimleri yaptı. Bugün bile Kıbrıs'ta İllaki bir okulda bir eğitim veriyordur sivil savunma. Buradaki konu sadece şuydu. Sivil savunma işin profesyonelidir. Ve o eğitimi veriyor zaten fazlasıyla, hakkıyla da veriyor. Fakat o afetin üç paydaşı
O üç paydaşın aynı çatı altında bunu vermesi insanlardaki uyanışı aslında hızlandırıyor. Çünkü ortada bir gerçek var. Biz bunu eğitimlerimizde de bu bir haftalık süreçte hep anlattık. İşte 300 kişilik bir salonda 300 tane öğrenci sizi dinlerken bir deprem anında ne yapmanız gerektiğini anlatabilirler size. Siz de dinlersiniz ve çıkarsınız. Ama bunun öncesinde depremi birinci elden yaşamış, iliklerine kadar hissetmiş, belki de hayatlarındaki en önemli varlıkları kaybeden insanlar olarak Şampiyon Melekler Derneği orada olduğu zaman insanlar şunu düşünür. Arkadaşlar, yani bu insanlar da bizim gibi bu salonda otururdu. Bir deprem oldu ve bütün hayatları değişti. Ve bu insanlar bize bunu anlatmaya çalışır. O zaman o salonda sizi dinleyen kitlenin algısı da çok farklı olur size. Bakın. O zaman biz 12 sene evvel ilk orman yangınına giderken aldığımız tepki maddelirdiniz ya. Ya ne işiniz var dağların içinde? İtfaiyecisi var, orman dairecisi var, sivil savunması var. Siz ne baksınız dağda, gideksiniz yanacaksınız daydı. Şimdi bak gönüllüler de var ve yani depremi yaşayan insanlar da söyler. Yani sivil savunma, gönüllüler, diğer paydaşlar bunlar çok önemlidir. O zaman algı değişiyor. İşin doğrusu bu. Bu süreç Şampiyon Melekler Derneği olmasaydı bu şekilde anlatılamazdı işin doğrusu. Evet. Şimdi işi gönüllüler ve profesyoneller diye ayırıyoruz ama ben şöyle ayırırım. Yani gönüllü profesyoneller de resmi evet. profesyoneller demek lazım herhalde. Çünkü sadece gönüllü bırakırsak bir oluşumu ya da bir şahsı bir işe yaramaz. Profesyonelleştirmek lazım. Yani ne yapacağını bilmesi açısından diyorum. Profesyonelliği maddi olarak algılamasın kimse. Bu kapasite ve yeterlilik, bilgi ve yetenek yeterliliği açısından söylüyorum. Yani aslında gönüllü profesyonellere ihtiyacımız var. Biz onu şöyle diyoruz. Amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla. Anlayış. İşin tam doğrusu bu. Teşekkür ederim de tespitiniz için. Zaten bu noktada dernek olarak da biz kendi iç eğitimimize devam ediyoruz. Bu sürecin içerisinde mesela en önemlisi bizim için sertifikalandırılmış ilk yardım kurslarımızı tamamlamaktı ki şu an onun eğitimleri devam ediyor. Bunun sonrasında kriz yönetimi, afet yönetimi, afet psikolojisiyle başa çıkmak, belki orman yangınlarında da zorlandık ama Adıyaman bizi çok daha fazla zorlayan bir yer oldu maalesef. Bu da çok önemli bir eğitimin parçası aslında. Sonrasında yine orman dairemizin de iştirak edeceği orman yangınlarıyla ilgili eğitimimiz olacak Mayıs ayı içerisinde. Ve bu süreç aslında misyonumuzun bir parçası bizim dernek olarak. Eğitimler sadece bizlere değil, derneğin içerisine katılacak her yeni gönüllüye de verilmek zorunda. Zaten üye olabilmeniz için, bizim tüzüğümüzü o şekilde yazdık. Bu derneğe üye olabilmeniz için 3 yıl süresince yapılan eğitimlerin %80'ine en az katılmış olma zorunluluğumuz var. Diğer türlü üye olamıyorsunuz. Çünkü sizin yapmış olduğunuz tespit, işte gönüllülük dersek askıda kalır, profesyonel olması lazım. Evet. Gönüllülük dersek sadece askıda kalır. Bunun ruhunun amatör, anlayışının profesyonel olması lazım. Bunun için de süreklilik arz eden bir eğitim gerekir. Yani eğitimi sadece okullara değil, biz kendimize de vermek zorundayız. Evet, ve aslında ne yazık ki yaşıyoruz, acı tecrübeler yaşıyoruz. Yani felaket bize uzak değil, çok yakın. İşte geçtiğimiz hafta böyle gündü. Yanı başımızda hemen sanayide çıkan yangın. Yangın. Ve ne konuştuk sonra? İtfaiye yeterliydi, değildi gibisinden yorumlar yaptık. Çoğumuz unuttuk. Orada o enkaz duruyor. Ama işte bu organizasyon tam yerleşmiş olsaydı çok şeyler yapılabilirdi o gün, değil mi?
Aslında evet, bir noktada ki biz Lefkoşa Türk Belediyesi ile imzaladığımız bir protokol vardı. Evet. Ve bu protokol çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi'nden işte geçen hafta böyle gün gelen çağrı üzerine sanayideki yangına gittik. Arkadaki binaların tahliye edilmesiyle ilgili bir planlama vardı. Tabii ki sonrasında yangın yavaş yavaş o tehlike geçtiği için gerek kalmadı tahliyeye. Ama orada olay yerindeydik. Yapının bir elden geçirilmeye kesinlikle ihtiyacı var. Bu tartışılmaz bir gerçek. Bizler bu noktada bu baskıyı oluşturmaya devam edecek. Çünkü sizin de konuşmanıza başlarken söylediğiniz gibi unutulmak en önemli sıkıntı bizim ülkede o. Gündemi her zaman bu noktada sıcak tutmak lazım. Kaldı ki şunu ilave edeyim mesela. 6 Şubat 2023'te biz sadece gönüllüler olarak orada değildik. Siyasilerimiz de vardı. Bürokratlarımız da oradaydı. Ki daha Kıbrıs'a gelmeden orada konuşulan en önemli konulardan birisi bürokratlarımızla. Tabii onların da aklı almadıydı ilk. Gönüllüler nereden çıktı? Var mıydı böyle adam, bizde yok muydu? Ve bunu işte nasıl yasallaştırabilirik da bir resmiyet kazansın konusuydu. Ve bununla ilgili bir yasa çalışması yapılacaktı. Geçen sene Mart ayı içerisinde aslında bu yasa çalışmasıyla ilgili bir adım atıldı. Ama ikinci merdiven, ikinci basamağa hiç çıkamadık. Orada kaldı. Evet. Bunları zorlamaya devam etmek zorundayız. Yılmamak lazım. Evet. İşte az önce siz de söylediniz. Yani bürokrasi ne yazık ki çok kalın bir duvar önümüzde bu ülkede. Ama o duvarın her tuğlası da biziz. Yani o duvarın tuğlaları da ithal değil. O duvar ya da doğal bir duvar değil. Biz örüyoruz. Örenimiz olduğumuza göre aşmanın yolunu da, kaldırmanın yolunu da çözmek lazım. Bürokrasiyi aşmak değil, kaldırmak lazım aslında. Şimdi bu iş devleti dışlayan bir iş değil. Yani hayır, devlet yapamadığı çekesimiz yapalım değil aslında. Görüyorum. Hayır. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın olmasından da işte Eğitim Bakanlığı herhalde bir süreçte o da dahil olacak. İtfaiye Teşkilatı katılır diye düşünüyorum ve daha aklıma gelmeyen bir sürü kurum var, kuruluş var. Yani devletle paralel gidecek bir oluşumdan bahsediyoruz herhalde. Aynen, aynen. Hepsimizin gönülleri bir, amaçları bir. Memleket için faydalı şeyler yapmaktır amacımız ve gelecek nesillere daha güzel günleri yaşatabilmek içindir. Bu kapsamda bütün paydaşlarla işbirliği içinde bu çalışmaları yürütüp düzenli aralıklarla verilebilecek gerek ders gerek etkinliklerle devam ettirmeyi düşünmekteyiz. Şimdi gönüllülükler biraz bahsedelim şimdi. Gönüllü olmak isteyen bizi izleyenler arasında vardır muhakkak. O organizasyon nasıldır? Yani ben gönüllü olmaya karar verdim. Doğrudan size gelip başvurması yeterli midir? Evet. Biz sosyal medyada varız zaten. İnternet üzerinden de sivilafettimi.org'dan ulaşabilirler bize. Yine Facebook ve Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirler. Gönüllü başvurusunu yaptıktan sonra kendi haberleştiğimiz bir portalımız var. İlk önce kişiyi o portala ilave ediyoruz ki oradan duyuruları, grup içerisindeki tartışmaları, sadece bunu şey olarak düşünmeyelim işte, bugün eğitim var, biri gelecek bize eğitim versin değil. Ben kendim yaşam tarzı olarak günde yaklaşık 1-1,5 saatimi bununla ilgili eğitime ayırıyorum şu anda. Uzun süredir bu şekilde devam ediyor. Ve bununla ilgili bulduğumuz dokümanları, çünkü bu işin büyük bir kısmı aslında teorik bilgi, pratik, ancak oluşturulan o sağlam teorinin üstüne uygulanabilecek bir şey. Bunları paylaşıyoruz gruplarda ve işte az önce de dediğim gibi belirli bir eğitim planlamamız var. Mesela bahar dönemi için ki 4 Mayıs'a kadar bu eğitim planlamasını tamamlayacak. Kuvvetle muhtemel yaz içerisinde uzun vadeli bir eğitim planlamamız olmayacak. Çünkü orman yangını sezonu maalesef ki Haziran ayı bunun en tehlikelisidir. Genellikle bizdeki bütün büyük orman yangınları Haziran ayında çıkar. Ama kim isterse olsun bütün başvuruları değerlendiriyoruz ve haberleşme portalımızın içerisine de
bu arkadaşları katıyoruz. Sadece burada şunu söyleyeyim. Liselere gittiğimiz dönemde işte sorulan sorulardan biri de şuydu bize. Şimdi abi ben gelir gönüllü olursam alaksınız ben de yangına gidelim. Hayır, eğitimi veririz. Her türlü tatbikata götürürüz. Ama bunun için zaten kendi tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi bu alanlarda faaliyet gösterebilmesi için direkt müdahale anında orada olabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir kişinin. Ama tabii ki 18 yaşını doldurana kadar bekleyeyim de öyle gönüllü olayım diye bir şey de yok. Çünkü o güne kadar zaten sizin hazır olmanız aslında lazım. Aslında en güzeli evet. Evet. O güne kadar hazır olması lazımdır tatbikatlarla. Ki bu noktada yine başka bir çalışmamız var. Bir dernek binası ve eğitim alanı çalışmamız vardır. Bunu gerçekleştirebilirsek elimizde özellikle bu alanda tatbikat yapılabilecektir. Çok güzel bir alanımız olacaktır. Ha, buna ilaveten zaten şu an Sivil Savunma Teşkilatı'nın çok düzgün bir eğitim ve tatbikat alanı vardır. O teşkilat yapısı içerisinde bu eğitimleri veriyordur. Ama işte bu projenin ilk adımı çok hızlı atıldı. Sonrasını daha detaylı hale getirebilirsek lise öğrencilerimizi de belki de bu eğitimlerin ve tatbikatların içine sokarak hem bu kıvılcımı bir ateşe dönüştürebiliriz. Hem de belli bir yaşa gelene kadar bu çocukları eğitip afetlerde kolluk güçlerine destek verebilecek noktaya getiririz. Çünkü bir kişinin bile yapabileceği çok şey var. Tabii ama ki. Bilinçli. Evet ve bu sadece şey olarak algılanmasın. İşte elime su hortumunu aldım, yangın söndürüyorum veya enkazda açtığımız bir delikten içeriye girmeye çalışıyorum. Gönüllülük sadece bu değildir. Bunun background'unda çok ciddi bir lojistik vardı. Örneğin Mersinlik orman yangınında çok kapsamlı, aslında kendi çapımızın da çok üzerinde tahmin edemeyeceğimiz bir organizasyonel faaliyet yürüttük ve yaklaşık 1300 gönüllüyle temasımız oldu bizim bu süreçte. Ki bu gönüllülerin yaklaşık sadece 25-30 tanesi, hatta 20 tanesi yangının cephe hattında mücadele eden kişilerdi. Geriye kalanlar Topçuköy'de ve Mersinlik'te oluşturulan iki tane lojistik istasyondan bütün yangın sahasına işte gelen suların dağıtımı, Eczacılar Birliği'nden bölgeye ulaşan ilaçların dağıtımı, erzak dağıtımı veya işte soğutma faaliyeti için su bombasına ihtiyaç vardır. Anonsu yaptık. Yüzlerce su bombası, ilaçlama pompası geldi. Onların stratejik noktalara dağıtımı noktasında çok faydası oldu ki ben hep şunu anladım. Mesela ben orada değildim tabii ki afet alanında olduğum için ama çok yaşlı bir amca gitmiş ve çocuklar demiş yani ben gidelim yangın söndüreyim ama ya varsa yapabileceğim bir şey söyleyin bana da. Tutacağım. O an mesela bir ilaç göz damlasına ihtiyaç vardı bir noktada. O adamcağa verdiler o ilaçları götürdü teslim etti filan noktaya. O da mutlu mesut oldu ama o lojistik faaliyet de bir şekilde devam edebildi. Onun için sadece elden acak, ayakta özel ayakkabı gibi düşünülmesin. Çok ciddi lojistik background'u olan bir iştir. Son şunu da ben eklemek istedim. Sadece işte yangın depremsel değil biliyorum. Siz işte kayıp vakaları olsun. Evet. Her türlü çok geniş bir elpazede devreye giren bir organizasyonsunuz. Bilmiyorum siz kendinizi nasıl adlandırırsınız ama. Özellikle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla imzaladığımız protokolden sonra da, onun öncesinde de bize gelen her çağrıya, ister vatandaşımızdan olsun, ister resmi bir kurumdan olsun, biz kendi kapasitemiz çerçevesinde destek vermeye çalıştık. Hep de verdik bunu. Kayıp şahıslar aslında son dönemde en fazla faaliyet gösterdiğimiz alandı. Çünkü maalesef ülkemizde bu da mesela eğitimle düzeltilebilecek bir şeydir. Özellikle Alzheimer hastalarımızın ki köylerde daha sık karşılaşıyoruz bununla.
bir an evden çıkıp kaybolmaları ve sonrasında onların bulunmaya çalışılması çok stresli bir süreçtir. Çünkü bir canı arıyorsunuz, kendisine yetmeyen bir bireyi arıyorsunuz ve bir an önce bulmak zorundasınız. Bu tip alanlarda da faaliyet gösteriyoruz. Ama mesela işte bahsettiğiniz eğitimle, topluma verilebilecek bir eğitimle aslında bugün Kıbrıs'ta senede 20 kişi kayboluyorsa Alzheimer ve demans hastası, belki de bu sayıyı biz 1'e 2'ye düşürebiliriz. Bunların çok basit çözümleri vardır. Ama ailelerin bu konularda eğitilmesi gerekir. Peki bu eğitimi verecek olan kimdir? Sivil savunma gidip bunu anlatamaz. Ama sivil savunma şunu yapabilir. O hastalarla temas halinde olan doktorları, siz bu konuda bilinçlendirdiğinizde ve doktor bu teşhisi koyduktan sonra aileyi bu noktada uyarır. Bunu çözebilirsiniz. Mesela çok basit bir sıralama yaptım size. Hep çözülebilecek problemlerdir bunlar. Yeter ki çözmeye yönelik adım olsun ve bürokrasi bu noktada engel teşkil etmesin. Evet, sizler çok güzel bir adım attınız. Devamına gelecektir. Hem ben size de inanıyorum. Hem bu topluma, bu halka da inanıyorum. O yüzden rahatlıkla bunun olacağını söylüyorum. Çok teşekkür ettim bugün adına programa geldiğiniz için. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İleriki günlerde, ileriki adımlarda da, safhalarda da görüşeceğiz inşallah. Hem bilgilendirmek hem de buradan ne yapacağını düşünenlere bir ışık yakmak adına burada olacağız. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyirciler, bugün adına noktamızı koyalım. Yarın yine buradayız. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.